tavır almış olan ve çok akıllı ve sinsi bir planla bunu gerçekleştirmeye çalışan bugünkü iktidarı devirmek için bütün bunlara karşı devrimci güçlerin sağ, sol, orta, morta demeden herkesin tam bir dayanışma içerisinde olup bu seçime girmesi lazım. Burada sen ben kavgası yok. Senin partin, benim partim, ben liderim, sen lidersin meselesini bir kenara bırakmak lazım. Ben de onun için diyorum işte. Ben siyasetten ayrılmış olmama rağmen tekrar siyasete bu amaçla yeniden dönmek istiyorum. Bir şey bekleyerek değil, bu iktidarı, bu partiyi iktidardan götürmek için. Evet, iyi akşamlar. Alo. Evet, sanırım bir problem var. Hocam, evet. İşte biz hala başörtüsünü konuşurken dünyada neler oluyor? İşte biz bunlarla oyalandığımız için aslında birbirinden hiç uzak değil. Türkiye'ye karşı Merkel ve Chirac koalisyonu. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Alman Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye konusunda daha sert bir tavır takınılması talebinde açık ara birleştiği bildirildi. Bu konunun sizce biraz önce konuştuğumuz konuyla kopukluğu var mı? Bence yok. Nasıl kopukluğu? İşte biz hala oturmuş 2007'ye girerken başörtümü dönmenle dıt 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 konuşup tartıştığımız için Avrupa Birliği... Peki ne yapalım? Aldı yürüdü. Hayır Betül, şimdi bak bir dakika ama. Bir dakika. Şimdi o bizim bir iş meselemizdir. Yani biz bugün başörtüsünü tartışmayalım. Herkes istediği gibi hareket etsin. Ve tartışmayalım demiyorum hocam. Bunlar gündeme bir şekilde gelip oturtulduğu için. Oturtulmuyor ki, bugünkü iktidardan kaynaklanıyor. Bugünkü ben de iktidarı kastediyorum. Bugünkü zaten. İktidar, bugünkü AK Parti hasbelkader. Merkez sağdaki iki partinin, DYP'nin ve ANAP'ın başarısızlığı nedeniyle geldiler. Hasbelkader iktidarı ellerine geçirdiler. Bütün sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ülkenin başına ondan bu problemler geliyor. Ondan biz bu iş meselelerimizi çözmek zorunda kalıyoruz. Bunları ihmal edemeyiz. Yani laik cumhuriyeti ve Atatürk ilke ve devrimlerini sonuna kadar korumak zorundayız. Buradan taviz veremeyiz. Ha bunu verirken dış ülkeye karşı, Avrupa Birliği'ne karşı da Türkiye Cumhuriyeti kimliğine yakışır bir tavır ve haysiyet içerisinde onlara tavır almalıyız. Kapı kulağı olarak değil. Siz onların birçok yaptığı anlaşmaları, protokolları imza ede ede geleceksiniz. Kıbrıs'ı adeta gözden çıkarmışçasına tavizler vere vere bugüne geleceksiniz. Sonra Güney Kıbrıs'a limanlarınızı, havaalanlarınızı açın bakalım, aksi takdirde biz Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerini askıya alacağız dedikleri zaman da sen tavır koymaya kalkacaksın. İşte kim ona hocam, inanır? Ben de hocam diyorum ki hükümet bu basiretsizliğini, bu başarısızlıklarını her zamanki gibi alakasız bir konuya bağlayıp başörtüye dayadı. Ben bunu söylemek istiyorum. O dayamadı ki. İnsanlar soruyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor Türkiye. Yani Nisan'da aday belirlenip Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şurada kaç ay kaldı? Türk toplumu bu konuda son derece hassas. Hassas olduğunu acaba iktidar biliyor muydu, bilmiyor muydu diyeceğiz, bunu konuşacağız ama ne zaman? Kısa bir reklam arasından sonra. İktidar. Next